Merhaba dostlar, kanalımıza hoş geldiniz. Ben Engin Erdem. Bugün sizinle beraber Xiaomi'nin 6 farklı ses değiştirme özelliği bulunan Mi Karaoke mikrofonunu inceleyeceğiz. Kulaklığımızın ilk kutusunu açalım. Daha sonra bu eğlenceli özelliklerine beraber bakalım. Kulaklığın Avrupa sürümü bulunmadığı için kutusunda da Çince yazılar mevcut. Aynı zamanda kulaklığı açtığımızda Çince bir şeyler söylüyor anlamadığımız. Şimdi kutusunu açalım bakalım kutuda neler var. Şuraya kaldıralım. Evet, açtığımızda burada bir orta alanda kitapçık var. Kitapçık da tamamen Çince. Sonra kulaklığı kaldıralım. Kutudan başka herhangi bir şey çıkmıyor. Oldukça rahat, kulağa oturan bir yapısı var. Suni deri kullanılmış kulak tarafında ve kafa üstü tarafında. Aynı zamanda yukarı aşağı ayarlanabiliyor. Kendi kafanıza göre ayarlayabilirsiniz. Kulaklığın sağ tarafındaki tuşlar ile ses açıp kısma, şarkı değiştirme, oynatıp duraklatma gibi işlemlerimizi de yapabiliyoruz. Mi Karaoke kulaklığının özelliklerine bakalım şimdi. 6 ses değiştirme modu bulunuyor. Bunlar çocuk sesi, kadın sesi, erkek sesi, robot sesi ve elektronik ses gibi seslerden oluşuyor. Tek bir tuş ile sesler arasında hızlı bir şekilde geçiş yapabiliyorsunuz. Şimdi modları deneyelim, hangi alanlarda nasıl kullanabiliyoruz diye. Evet arkadaşlar, şimdi telefona bağladım kulaklığı jack girişiyle beraber. Şimdi ses kaydediciyi açacağım. Ama ilk mikrofonu açalım. Bu alttaki tuşa basarak basılı tutuyoruz. Şu bayiti ton diye bir sesle açılıyor. Şimdi takayım ben bunu. Şu an açıldı. Konuştuğum an kendimi de duyuyorum. Ses kaydediciyi başlattım. Şu an sesi kaydediyor. Şu an beni bu mikrofondan duyuyorsunuz. Yani karaoke mikrofonundan. Alttaki açma tuşuna bir kere basıyorum. Alo, şu an sesim değişti, böyle bir garip oldu. Bu modda bu şekilde. Bir daha basacağım. Bu da ikinci ses tonu. Bu ses tonu böyle biraz daha kalın bir ses. Ama yani güzel, eğlenceli. Üçüncü sese geçiyorum. Bu da üçüncü ses, çocuk sesi. Oldukça güzel, çok güzel. Ses 1, 2, 3, 4, pazartesi, salı. Bir diğerine geçelim. Bu da dördüncü ses modu. Bu kendi sesime yakın, böyle bir robotik bir ses gibi. Bu ses de böyle. Diğerine geçelim. Şişirin. Bu tam robot sesi ya. Cidden. Çünkü ben konuşuyorum. Ses bana geri geliyor kulağımdan. Çok aşırı bir ses. Bunu geçiyorum. Bu da altıncı ses. Kendi sesim gibi zaten bu da. Daha böyle vokal havasında. Daha doygun. Sesler bu şekilde. Şimdi seslerle WhatsApp'tan bir ses kaydı atalım. Bakalım çalışıyor mu? Şimdi ses kaydediciyi durduruyorum. Evet arkadaşlar, şimdi basıl tuttum. WhatsApp üzerinden arkadaşıma ses kaydı gönderiyorum. Bakalım sesi nasıl gönderecek? Hiçbir uygulama yüklemedim. Sadece kulaklık takılı telefonun jack girişine. Sesi gönderiyorum. Ses gitti. Dinleyelim.
Evet arkadaşlar, şimdi basılı tuttum. WhatsApp üzerinden arkadaşıma ses kaydı gönderiyorum. Bakalım sesi nasıl gönderecek? Hiçbir uygulama eklemedim. Sadece kulaklık takılı telefonun jack girişine. Sesi gönderiyorum. Evet, gördüğünüz gibi sesi tam bu şekilde gönderiyor. Aynı zamanda bunu sadece WhatsApp değil, telefon aramalarında da kullanabilir. Arkadaşlarınıza değişik ses tonuyla hitap edebilirsiniz. 9.9 mm'lik yüksek hassasiyetli kondansatör mikrofon bulunuyor. Böylelikle sesinizi gayet net bir şekilde alıyor. Kardiyoid özelliği sayesinde çevresel gürültüyü etkili bir şekilde izole ediyor. Aynı zamanda ortamda bulunan yankıyı da gideriyor. 3.5 mm'lik jack girişi sayesinde ayrı bir uygulama indirmeden telefon ve bilgisayarda sorunsuz çalışıyor. Aynı zamanda tüm müzik uygulamaları ile uyumlu çalışıyor. Yani YouTube'da bir müzik açıp üstüne konuştuğunuz zaman kendinizi rahatlıkla duyabiliyorsunuz. O an sizi gerçek bir stüdyo ortamında kayıt alıyormuş gibi hissettiriyor. 40 mm'lik hoparlör ünitesi bulunuyor. 1.2 metre kablo uzunluğu. Kablosuz modelinin de 350 mAh'lik bataryası bulunuyor. Cirrus Logic 3 çekirdekli ses işleme özelliği bulunan da bir işlemciye yer verilmiş bu cihazda. Kulaklığın fiyatlarına bakacak olursak, Gearbest'te kablolu versiyonu 528 TL, AliExpress'te kablolu versiyonu 339 TL, kablosuz olanı ise 437 TL'ye satılıyor. Evofon bünyesindeki Mi Store'larda yeni geldi bu ürün. Orada da kablolu versiyonu 500 TL'ye satılıyor. AliExpress ve Gearbest'teki fiyatlar gümrük vergisi hariç olarak söyledim. Tabi bunların üstüne gümrük tarafından belirlenecek ücret eklenecek. Bu tarz karaoke kulaklıklarına baktığımda pek çeşit göremedim. Sadece Pamu Explore adında bir karaoke kulaklığı buldum. O da benzer özelliklere sahip. Dokunmatik tuşları var. Bir yanda ledleri var ses şeylerine göre. Bu daha gelişmiş bir kulaklık olmuş. Zaten fiyatından da belli. 89 dolara satılıyor. Ve ses değişme modları da bunda göremedim. Belki de vardır. Evet arkadaşlar, bugün sizinle beraber Xiaomi'nin karaoke mikrofonunu inceledik. Siz de ürün hakkındaki görüşlerinizi yorumlar kısmında bizimle paylaşabilirsiniz. Videoyu beğendiyseniz beğen butonuna basıp kanalımıza abone olarak bize destekte bulunabilirsiniz. Videomuz bu kadardı. Bir sonraki videomuzda görüşmek dileğiyle. Hoşçakalın.